Herkese selamlar dostlar. 9 ve 10 Mayıs 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. NBA, Şampiyonlar Ligi ve Euroleague olarak da toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Çok güzel gidiyoruz şu son zamanlarda. Gerek gruplarımızda olsun, gerekse YouTube videomuzdaki tahminlerimiz olsun. Gerçekten çok başarılı. Öncelikle bunun için tebrik eder ve videomuza direkt giriş yapalım. Maç Score yarışmamız var. İki tane var arkadaşlar. Real Madrid ve e, Milan-Inter maç skorları ne olur? Sizlere sorduk. Real Madrid City, Milan-Inter maç skorları ne olur? Yoruma yazmanız yeterli. Milan arkadaşlarımızdan birer kişiyi Mayıs ayı boyunca Kato Telegram gruplarımıza misafir edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Newcastle maç skorunu Arda Altınkaya ile Nicat Bayramlı Galatasaray maçını da bilen yok. Bu iki arkadaşımız da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan da iki yayları olarak Instagram'a yazdığınız takdirde doğrudan benimle buradan iletişime geçebilirler. Ben de grup linklerini arkadaşlara atarım. Ayrıca Mayıs ayı için gruplara gelmek isteyenler vesaire soru görüşmeleri için herkes de buradan benimle iletişime geçebilir. Arkadaşlar öncelikle 8 Mayıs raporu ekrana gelsin. 8 Mayıs için 6 tane maç vardı fakat videoda ağzından çıkan bütün tarihler bu şekilde. Bahsedelim. Fulham maçına KG var. Geldi mi geldi. Sunderland maçına Matson 2 verdim 1.72 gibi oranı vardı. Hatta dedim ki Matson 2 ve 4.5 alt alırsanız 2 oranını alırsınız geldi. Bu 1.34 gibi oranı vardı. Geldi. Udine ise alır ve 4.5 alt yaparsanız 1.60'a kadar yükseltirsiniz. Geldi. Galatasaray ilk yarıda gol atar dedik. O da geldi. 45 artı 8'de penaltı golü. Sassuolo maçına KG var dedik. O da geldi. Brighton ilk yarıdan gol atar dedik. İlk yarı 3 tane gol yedi. Brighton ilk yarıdan gol atamadı. Bu şekilde kazan sağlayanları tebrikler. Biz bu şekilde değerlendirmemizi yaptık. Devam ettik. NBA'de çok ayrı gidiyoruz. Bakın NBA'de özellikle herkes açık Telegram kanalına mutlaka katılın. Oraya böyle NBA tercihlerini oraya da atıyorum. Güzel seviyede video like geldiği zaman da NBA tercihlerini hep oraya da atıyorum. Oradaki arkadaşlarımız bilir. 5600 kişilik bir grup arkadaşlar. Yani son dönemde NBA'de ne versek geliyor öyle söyleyeyim. Gerçekten çok analiz yapıyorum. Hatta soldaki şeye bakın. Saat 5.05'te yeşillendirmişim ya. Yani. Maçları izliyorum NBA'yi. Şu an video saati de 2.43. Bilmem anlatabiliyor mu? Verilen emeği görün istiyorum sadece. Başka bir şey değil. O şekilde devam ediyoruz. NBA başarımız ayrı. Tebrik ederim. Geçelim bunu da. Ee, kombine baktığımız zaman da 8 Mayıs için iki tane kombine verdim. Fulham Leicester maçına var. Udinese maçı 1. 1.90 orandan kombinemiz kazandı. Diğer kombinemiz başarısız oldu. Sassuolo maçı var. Brighton alır ve 1.5 buçuk ve 5 tane yedi. Yani maçın özetini izledim. Geçiş oyunlarından muazzam goller demişler. Geçtim. Canlı olarak gruplarımıza zaten devam ediyoruz. Canlı maçlarda kazanmak isteyenler yine aynı şekilde gruplarımıza gelebilir. Özellikle canlı olarak değerlendirme yapanlar. Ben ara ara her açık gruba da atıyorum ama asıl olarak kendi gruplarımızda ilerliyoruz zaten. Gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Kazan sağlayan dostlarımıza tebrik ederek de devam edelim. Ve ekranı herkes açık Telegram kanalı gelsin. Eğer buraya da katılmak istiyorsanız da katılabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten linki var. Buraya da NBA maçları ara ara da canlı bahislerle kazandırmaya devam ediyoruz. İlk mücadelemiz Real Madrid ile Manchester City mücadelesi. Burada City favori göstermişler. Yani City ne kadar favori de olsa Şampiyonlar Ligi'nin burada babasıyla oynayacaklar. Real Madrid'in çok dengesi sonuçları vardı. Bu maçta muhtemelen Benzema ile Junior oynayacak. Yine özellikle yani %40-%50 bandında Real Madrid hücum hatları Junior'un kanadından, Vinicius'un kanadından gidiyor. Ve adam eksiterek gidiyor. Burada City'ye karşı gol atabilir mi? Atabilir. Fakat ben burada City'nin zaten bir golünü görüyorum mutlaka. Ya yani son dönemde inanılmaz yargı dağıtan bir Manchester City var. Ve taktikleri muazzam. Yani her türlü taktik var adamlarda. Geçiş oyunu var, baskı var, kontra var. Korner taktiği desen yani ilk ay iki tane gol attılar City'ye karşı izlemişsiniz de nasıl goller atıyor. Ben burada istediğim bir golünü görüyorum. Real Madrid de kendi evinde atar gibi geliyor bana. İdealden bu mücadele KG var olarak değerlendirme zaten alabiliriz. Burada okeyiz. Onun dışında nasıl bir ekstra olarak yaptığımız zaman da dediğim gibi Stil'in bence bir golü zaten var. Ben burada Stil'in ikinci golü deplasmanda da olsa zorlamak isterim. Deplasman 1.5 üstün oranı da burada 1.76 gibi oranı var. Ekstradan sisteme mi atarsınız ne yaparsınız oran aya yakın zaten 1.76. İdealden var bekliyorum. Mücadele de 2-2 sonuçta tamamlanabilir. Olympiakos'la Fenerbahçe Beko mücadelesi. İlk maçı izleyenler veya ilk 4 maçı izleyenler mutlaka vardır. Şu an seri arkadaşlar 2-2 durumda ve son mücadele. Bu maç hakkında biraz sizlere bilgi vereyim e, spor tarihinde en fazla talep gören, bilet talebi gören basketbol maçı oldu. Tam 85 bin bilet talebi gördü ve sadece 10 bin mi 15 bin mi satıldı? Yer yok çünkü 85 bin adamı nereye koyacaksın? Mücadele 2-2 arkadaşlar. Fenerbahçe son kazandı. 2-2 Olympiakos'ta Yunanistan'da deplasmanda oynayacak. Dedim ya, ya stat zaten muazzam olacak atmosfer stadyum. O yüzden burada bir Olympiakos tarafında ben Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama Olympiakos'un oyuncuları biraz daha ya yani özellikle çizgi gerisinden biraz daha başarılı olduğu için Olympiakos kazanmaya biraz daha yakın. Ben burada şöyle bir tercih önermek istiyorum sizlere. İlk yarıdan Olympiakos kazanır, maçı da Fenerbahçe kazansın. Hiç problem değil. İlk yarıdan ama Olympiakos'un ben burada üstün kapatmasını bekliyorum. NBA mücadelesi var gecesini aynı şekilde. Bastın mücadelesini ele alalım. Boston mücadelesinde şöyle hemen eşleşmeyi göstereyim ben size. Ee, şurada bunlar da 2-2 eşleşmesi. Şimdi Bastın kendi evinde oynayacak. Ben size iki takım arasındaki şu farkı anlatayım biraz. Bastın 10 saniye de hücum ederken deplasman ekibi neredeyse 24 saniyede kullanıyor. O yüzden Boston biraz daha çok fazla top kullanarak da biraz daha skor avantajını yükseğe çıkartıyor. Mücadele 2-2 zaten Boston serinin her maçında özellikle kendi evindeki maçlarda hiçbir zaman 108'in altında atmadı. Ben burada ev sahibi 108.5 üstü oranı bir 45 gibi oranı var. İdeal olarak öneriyorum ki gelmesi çok büyük ihtimal olarak düşünüyorum. Boston, Tatum, Brown gibi isimlerle zaten çizgi gerisinde iyi iş yapıyor. Aynı şekilde Marcus Smart gibi isimlerle de yani onlara da şöyle oluyor. Mesela onları savunmuyorlar bazen çizgi gerisine. Atsın diyorlar ki son dönemde başarısı da gayet yüksek. Seri 2-2'ye geldi. Son maç 115-114 kaybetti. Maçı Boston kesin alır. Alırken de ben burada en az 108-109 sayı atmasını bekliyorum. 145 gibi orandan ev sahibi 108.5 üstü öneriyorum. Gece NBA yapacaklar mutlaka bu mücadeleyi değerlendirmesini öneririm. Denver'le Phoenix Suns mücadelesi. Son mücadeleyi aynı şekilde ben Deplasman ekibine verdim. Ev sahibi 111.500 güzel geldi. Yani Booker ve Durant ikilisi çok iyi iş yaptı. Özellikle Booker çok iyi iş yaptı. Jokic o mücadelede tam 51 sayı veya 53 sayı atmış olması lazım. Yani adamı durduramıyorlar. Potaya yürüyerekten gidiyor. Burada ben Denver'ın galip gelmesini bekliyorum. Mücadele 2-2. Seri burada 3-2'ye gelir bence. Galip gelirken de nasıl galip gelir? Şöyle idareden aldım. 3 farkla galibiyetini alacağım. Gerçekten Chris Paul'un olmayışı Phoenix Suns tarafında önemli eksiklik. Burada Denver, Jokic ve Moray'ın önerliğinde mutlaka kazanacaktır diye düşünüyorum. Oranında da 3 farklı kazanır yaparak da 1.41'e kadar çıkartabilirsiniz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ayın 10'unda arkadaşlar şu iki Boston maçını Denver maçını anlattım. İki mücadelemiz var. Milan Inter ile devam edelim. Bu maçın da maç sizlere sorduk. Ee, mücadele zor bir mücadele. Ge en son Milan mücadelesinde Leao sakatlandı çıktı. Dakika 9'da mı ne sakatlandı. Hatta dakika 6'da mı ne sakatlandı. Ondan sonra 3 dakika daha bekledi. Ondan sonra oyundan alındı. Bu mücadele olur mu olmaz mı belli değil. Ee, olmazsa büyük sıkıntı. Yani Milan adına olmazsa gerçekten büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani ataklarından hızlı koşular ile birlikte çok büyük fark atıyor fark yaratıyordu Leao. O yüzden önemli eksiklik. Inter tarafı da son dönemlerde toparlandı. Burada İtalya'da şey olacaktır. Biraz daha Inter yani hurra saldırım oyunu oynamayacaktır diye düşünüyorum ben burada. O yüzden bu maçta biraz daha özellikle Inter tarafı kontrol ele alırsa biraz daha temkinli olabilir gibi geliyor bana. Mücadele genelinde ben 2.5 alt aldım. Çok fazla gol beklemiyorum. Mücadelede 1-1 bitebilir gibi geliyor bana da. Burada 2.5-6 aldım. Tam 2 gol çıkabilir. Ya yani 0 da çıkabilir. Zor mücadele. 2.5-6 ben sizlere burada 1.44 gibi orandan önermek istiyorum. Değerlendirecek adı. bol şanslar. Son mücadelem Real Madrid ile Partizan mücadelesi. Yine seri 2-2'ye geldi. Burada mücadelede zaten olaylı maç. Yani kavgayı biliyorsunuzdur. 21 kişi diskalifiye edildi. Burada Real Madrid Partizan'la e, İspanya'da oynayacak. Son mücadele. Partizan Sırbistan'daki iki mücadeleyi de kaybetti. O maçlardan da çok güzel para kazandık. Allah bereket versin diyelim. Partizan burada Kevin Pantra kavuşuyor. Takımın en skorer ismi, takımın yıldız ismi olduğunu söyleyebiliriz Partizan adına. Kevin Pantra geliyor ve diğer eksikler de geliyor. Real Madrid tarafında Gabriel Dek ve Yabusele olmayacak bu maçta. Önemli eksiklik. Partizan'ın ben burada Kevin Pantra kavuşması ile birlikte İspanya'da yaptığı gibi yine galip gelme ihtimali var. Fakat ben şunu söylüyorum. Partizan deplasman üst alalım. Yani Partizan atacağı sayıyı alalım. Muhtemelen 78-79 açacaklardır. 80 de onu da söyleyeyim. Partizan'ın atacağı sayıya gitmekte fayda var bu mücadelede. Toplamda 6 adet mücadele yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese de bol şans. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.